Mücadelenin özet görüntüleriyle döndük. Pozisyon analizini yapacağız. Hala karşılaşmaya dair konuşacağımız çok şey var. Ama biraz pozisyonlar üzerinden de gidelim istiyoruz açıkçası. Bayern-Kopenhag maçında da ikinci yarının başladığını belirtelim. 0-0'lık beraberlik mücadelede devam ediyor. Burada atak geliştiren taraf Manchester United. Mücadelede 11. dakika Höylund sırtı dönük pasını verdi. Bruno Fernandes bıraktı. Alejandro Garnacho'nun yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve Manchester United'ın üstünlük sayısı geldi. Hocam, bu pozisyon neden kalemize gol olarak döndü? Neyi eksik yaptık? Ya bir kere Haaland'dan önce Kaan Ayhan ilk dürtüyor topu. Evet. Ondan sonra bir pas oluyor. Burada hem bek hem stoper çok sıkıştık. Hepimiz bir arada olduk. Bakın şimdi Saşa da gitti bu tarafa. Orta saha oyuncularının da biraz geç olaya dahil olması. Çünkü kenarda bakın şurada 3 kişi birden ziyan ettik o köşede. Evet. Yani bu dünyanın her yerinde kaleler sahanın merkezinde oluyor. Kenarda bu kadar yoğun bir savunma yaparsanız içeride eksik kalacaksınız. Burada bir kaymalarda sıkıntı oldu. Saşa da gelen adama odaklanınca bakın arkayı tamamen boş. Ziyech'in ofansif katkısı mükemmel. Ama tekrar bakarsanız. Orada duruyor. Evet. Takip yok. Evet. 23'ü biraz takip etti sonra. Şu anda pozisyon izleyen bir adam orada. Kaymanın olması lazım. Saşa'nın biraz arkasını görmeden, yani biz şöyle biraz top adam beraber yaparız. Hatta beklere özellikle denge oyuncusu deriz. Yani bütün şöyle avucunun kucağının içine alır. Herkes burada böyle bir sınırda. Gerekirse konuşur. Ben bazen oyunculara derim maçtan sonra sesinizin kısılması lazım. Gel, git. Orada bir gitti, kapalı gitti. Arka tarafı hiç görmüyor. Vücut açısını yanlış aldı Saşa. Tabii bu arada Ziyech'in demin konuştuk ofansif katkısı mükemmel ama skor olarak savunmada bu kadar çok Saşa'nın yorulması ve bu tür hatalar yapması da zaman içerisinde, bu daha maçın başlarıydı. Biraz bunda Ziyech'in de katkısı var. Endombele nerede burada? Yani Endombele çizgiye, bakın Endombele şurada. Maçı izliyor değil mi hocam orada bizler gibi? Evet. Yo yani, yo bak takip ediyor. Bak takip ediyor köşede. Ceza sahası içindeki değil mi Endombele? En dışarıda. Hayır, en dışarıda. Ha o Zaha mı? Evet evet. Zaha. Endombele çok eşliğinde. Ya olası. Olası bir mesela şu oyuncunun bir derin orta deriz. Topun dibine girse şu adam gol atacak. Hocam şurada bir kaymada mesela Endombele diyelim ki pozisyonunu kaybetti. Çünkü pozisyon öncesini bilmiyoruz. Belki soldaki oyuncu takip etti. Şimdi burada onun yerine Mertens'in kayması gerekiyor. Mertens yok. Mertens... Aynı şekilde Zaha'nın, özür dilerim, Ziyech'in kayması gerekiyor. Aha. Arkadaki oyuncu Garnacho'yu. O da yapmamış bunu. Bak burada, şurada takımın sol beki girdi. Bakın gelin oraya. Luke Shaw. Mertens buraya burada. Torreira. Hocam Saşa Boy'un Bruno Fernandes'in üstüne doğru hareket etmesine gerek var mı? Bence yoktu. Yok çünkü. Orada zaten bir şey. Evet. Orada alan adam hani hem arayı kapatacak hem bu adamı kollayacak. Bakın iki bek şurada şu an. Aynı hatta neredeyse. İki bek. Evet. Burada hocam, pozisyon kaydı biraz. Şeyi de vurgulamak isterim ben. Garnacho'nun gol sevincinde anlamsız bir tahriki oldu. Evet. Anlamsızca. İdolü çünkü. Arkadaşlar... İdolünü taklit ettiği için. Neden? O hareketler falan. Cristiano Ronaldo idolü bu çocuğun. Ama Cristiano Ronaldo burada da geldi goller attı. O hareketler falan Cristiano Ronaldo hareketi. Kendini Cristiano Ronaldo zannediyor. Ama hiç ben Cristiano Ronaldo'nun mesela Galatasaray'a bu sahada gol attı Cristiano Ronaldo. Ben oradaydım. Böyle bir şey yapmadı. Genelde yapar. Neyse. Arkadaşları geldi ya sakin ol diye. Evet. Arkadaş ne yapıyorsun? Hatta döndüler seyirciye pardon falan yapanlar oldu. Bu sonrasında ben hani olay yatıştı. Ama nasıl sarı kart göster? Garnacho devam etti. Ve hakem sarı kart göstermedi. Uyardı, bayağı bir konuştu. Devam etti evet. Ondan ya sonra. Bakın bu da çok acayip bir şey ama. Nasıl göstermezsin ya? Daha ne yapsın? Arkadaşlarının sakinleştirdiği gol sevincinde bir adam pozisyonu arkadaşlarının uyarısına rağmen devam ediyor seyirciyi kızdırmaya ve sarı kart göstermedi. Yani dediğim gibi... Ben orada bir kıllandım hocam. Ben ince ince dedim, siz kalın kalın dediniz. Yani o var için dedim ben çok kalın. Çok sevimli bir hakem bu ince, bence değildi yani. Bu ince hocam. Hocam Muslera'lık bir şey var mı? Muslera, şöyle bir şey var orada. Kaleci antrenörlerin özellikle Galatasaray'da çalışırken yaptığımız bir izleme yayı diye bir yer vardı.
Yani oyuncu direkten böyle adım adım giderken orada bakın bir adım, iki adım öne şey var, şut bekliyor. O şut biraz gecikince bu sefer bulunduğu şunu yer yanlış aslında olur. Oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Evet, evet. Biraz da onu bekliyor. Goldeki en kritik nokta bence Höylund'un dokunuşu. Topu çok acayip bir yerde. Hani basketbolda vardır ya pivotun çok iyi konumlanması ve topu doğru yerde alması. Evet. İnanılmaz şekilde topu doğru yerde alıp orada Fernandez'i görüyor. Burada Davinson olsa arkasında o topu aldırır mıydı? O kadar rahat aslında pas attırır mıydı? Aslında ilk topu Kaan dokunuyor. Orada bir evet, dikkatinizi alın. İlk topu Kaan dokunuyor. Ama aldırır arasından. Mıydı? Önüne geçer miydi acaba? Devamında dokunduktan sonra ikinci adımı atmak artık ötekine avantaj hale geliyor. Şimdi burada mesela Torreira'nın da takibi olabilirdi. Yani buradan çok topa yoğunlaşmış sanki hocam evet, değil mi? Evet, oyuncudan ziyade topa yoğunlaşmış. Torreira veren topu gidecek. Devam edelim. Sıradaki pozisyona bakalım. Manchester United 11. dakikada üstünlüğü yakaladı. Mertens'e korner kullandık. Torreira kafayı vurdu. Onana başarılıydı. Sonrasında Ndombele'nin bir vuruşu var. Penaltıya isyan etmekten, penaltı beklentisi içine girip o isyanı sergilemekten pozisyondan uzaklaşıyor takım bir anda. Bu pozisyonla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Yani benim gördüğüm şimdi kol doğal konumunda falan diye verilmedi ama ben kolda bir refleks de hissediyorum. Yani bir oyuncu gözüyle baktığımda da eski bir oyuncu. Tam top gelirken hafif böyle bir kolunda bir refleks hissediyorum. Ha, ben eğer ceza sahasında bu top kaleye gitmiyor diyecekler belki değil mi? Bunlar etken olacak ama bu da bir penaltı gibi geldi bana. Ama bu hakemden de bu penaltıyı vermesini şu ana kadar ki de 15. dakikada bile beklemedim işin doğrusu. Ne dersiniz? Bence penaltı. Yani ilk anda eller kollar doğru konumda ama sanki top gelirken bir ufak var böyle. Bir büyüyor sanki. Bir küçük kollarıyla evet, dışa genişleme var. Şeyde, yani hakemlikte bak, top gelmeden kapalı kolla mesela kolun kapalı ya. Kol büyümüyor ya. Topa doğru kapalı kolla hareket de penaltı biliyor musunuz? Kapalı kolla topa doğru hareket de penaltı. Yani bence bu penaltı. Kol açılmıyor. Arkaya doğru saklamaya çalışırken koluna çarpıyor. Olabilir, penaltı kararı. Alan büyüyor mu? Vallahi kendi görüşümü söylüyorum. Penaltı kararı çok ağır bir karar olurdu. Yani Galatasaray'ın aleyhine böyle bir pozisyonda penaltı verilse sadece hakikaten çok üzülürdü. Buna penaltı vermeyen hakem de olur, penaltı veren hakem de olur. Bu gri bir pozisyondur. Bence penaltı. Hocama göre penaltı. Sana göre değil. Evet. Okey. Ama devam edelim. Evet. Onur, sen de penaltı diyorsun herhalde. Ya penaltıya daha yakınım. Ama hani bu bir skandal mıdır? Değildir. Hakem skandalı değildir. Yani bence verse bu kimsenin itiraz edemeyeceği pozisyon. Gri. Evet. Gri bir pozisyon diyebiliriz. Yani var çağırmaz ama hakem verse verebilirdi. Penaltı diyorsunuz. Bence penaltıya çok uzak. Göğsü öne çıkartıyor dediğin gibi Kerem ama şu da bir açıyı genişletiyor. Bu sefer de Serkan tarafına geçiyorum. Biraz da penaltı olmasını daha çok arzu ediyorum. İşin doğrusu bu. Devam edelim. Sıradaki pozisyona kolunu toptan önce hareketlendiriyor. Bak alanı da genişletiyor. Şu da başlıyor bak. Kolunu arkaya atmak isterken göğüse çıkartmaya çalışıyor. Peki yani ceza sahası içinde sürekli elleri arkada oynayan oyuncuların bu yani oyunculara göre bu arkadaşın ayrıcalığı mı var? Zamanlama hatası yapıyor. Normal daha erken alması işte, gerekirken. Ne dedin? Zamanlama hatası. Aynen. Demek ki cezalandırılacak bir ceza var. Şöyle düşün. Kolunu arkaya atmasın. Böyle dursun. Hı-hı. Ve top gelsin koluna çarpsın. Yine penaltı değil ki. Değil. O penaltı değil. Tamam. Burada arkaya atmaya çalışıyor. Adam daralıyor. Ama yani burada değil. Kol şurada. Büyüyor. En kesitini büyütüyor. Bak şurada vuruyor. Bence küçük oyuncu. Küçültüyor değil, büyütüyor. Neyse, tartışmaya çok da lüzum yok. Yorumcularımız ha, bu arada penaltı olduğu çok da saygı duyulur yani. Penaltı diyen olabilir, demeyen de olabilir. Ama bence penaltı diyen daha çok olur tahminimce. Ya bizde zaten kesinlikle daha çok olur. Hayır, Galatasaraylılar yukarıdan Türkiye'de bu tip pozisyonlara bakış açısı hayır, hakemler yukarıdan demiyor. Baktığında daha bir penaltı geliyor. Bak şu yukarı kameradan baktığında tak diye açtığını görüyorsunuz. Burada biraz daha masum geliyor. Göğsü çıkartıyormuş gibi. Yukarıdan gösterdiğimizde demin, bak şimdi. Bu arada Maguire'ın da çok kritik bir müdahalesi var. Torreira kafayı vurduktan sonra top Onana'dan sekiyor. Sonrasında yine orada bir temasımız var ama Maguire da araya girmiş. Onun da oynayacağı tuttu. Evet, pozisyon yine farklı açılardan görüntüye geldi. Mücadelenin 15. dakikasında. Galatasaray Onana bir şeyler yapıyor bu arada. Yapmıştı. Hala kalenin içinde bir şeyler yapıyor. Top şu dışarıda anda ama. Mesela çok enteresan. Out'a çıktı Onana. Evet. İlginç.
böyle bir kaleciye. Şu maçta gerçekten kaleyi tutturmak yerine Onana'yı tutturmak şutlarda çok daha iyi bir fikir olabilir. Bunu maç sırasında da söylemiştiniz. Devam edelim.